Evet, Profesör Doktor İbrahim Öztürk ve sohbetimizin ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız. Merhabalar, merhabalar. Evet, devam ediyoruz. İlk bölümde Türkiye'nin makus talihini konuştuk. Erdoğan'ın gitmesi halinde bile bu muhakkak tarihin kolay kolay değişmeyeceğinden bahsetti ve bunun sebeplerini anlattı İbrahim Öztürk. Ben biraz daha sebeplerin derinlerine girmek istiyorum ve geçmişe gitmek istiyorum. Kendisinin de dediği gibi sistemik, sistemik sorunlar var elbette ve liderlik sorunları var. Ama bunun ötesinde Türkiye hep böyle bir inişli çıkışlı bir döngü takip ediyor. Ama bu o sistemin o kutunun içerisinden bir türlü çıkamıyor. O kendisinin bahsettiği tavanı bir türlü aşamıyor. Bu tavan ne zaman nasıl kuruldu onu sormak istiyorum aslında kendisine. İlk bölümde biraz Japonya örneğinden, Almanya örneğinden ve Türkiye'nin bu denli büyük bir felaket yaşamadığı için bir türlü ders alamadığından bahsettik. Ve hani siz de yazılarınızda o orta gelir tuzağından Türkiye'nin hep bir, bir gelir seviyesini ve gelişmeyi yakaladığını ama sonra bir işe geçtiğinden bahsettiniz. Bize bunun sebeplerini nasıl açıklarsınız? Yani neden Türkiye bu türlü bir makus talihini kıramıyor? Şimdi Sevgi Hanım, ya bir ülkeyi geriden iten, püskürten güçler olacak ve o ilerliğe doğru bu enerjiyle gidecek yahut da önden çeken bir güç olacak ve o şekilde ileriye doğru gidecek. Şimdi Türkiye'nin kendi içinden geriden iten, yani kendi içsel mekanizmalarıyla, zihniyet kodlarıyla, toplumsal mekanizmalarıyla Türkiye'yi ileri itecek şeyler maalesef e, olamıyor. E, yani şöyle söyleyeyim size. 1580'de Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde o dönemde Osmanlı gerilemeye başlamıştı. O gün bugündür Atatürk dönemini bir kenara bırakırsak Osmanlı Türk medeniyeti neden gerilediğini anlamadı bile. Niye anlamadı? Çünkü Anadolu'ya girdiğinde var olan medeniyetin üzerindeki ne oturunca kendi savaşçı ruhuna bir de İslam'ın gaza ideolojisini şehitlik gazilik gazını da koyunca bununla birlikte bir yürüdü bir de devşirme kültürüyle İstanbul'u fethedip Avrupa'ya filan gittiğinde o zafer sarhoşluğu Adeta iki kere ikinin dört ettiğini reddeden Erdoğan sendromunu Osmanlı da yaratmıştı zaten. O gün bugündür kefereden biz iki kere ikinin kaç ettiğini mi öğreneceğiz noktasına geldiler. Ve ancak Atatürk onu içselleştirip ya bir devran kapandı iyisiyle kötüsüyle artısıyla eksisiyle Dünyada çok büyük devrimler, dönüşümler oldu. Biz eski hal, muhal, hani Mevla'nın ifadesiyle düne ait ne varsa dünle beraber geçti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım noktasına ancak Atatürk'le geldi. Ve Atatürk de kendi medeniyet geçmişimizdeki bu yakıtı arkamızı alamayacağımızı gördüğü için çok doğru bir şeydi. Çünkü Med Avrupa'da bambaşka bir şeyler olmuştu. İnsanlık Avrupa'da 3 asır varan bir şekilde bambaşka bir şeyler yaşıyordu. Ve Atatürk hiç olayı germeden bu gerçeği Japon İmparatoru Meiji gibi kabul etmek suretiyle biz bu trene bineceğiz artık. Biz Bizim yerimiz buradır dedi ve bu Türkiye'yi önden çekecek e, enerjiye eklemlendi. Bu Şöyle günde... bir soru sorabilir miyim arada? Bu Tabii. kaçınılmaz olarak kafamda belirlen sorular oluyor. Elbette Atatürk'ün Türkiye'yi yüzünü çevirdiği batı medeniyet yönünü ben de örnek alıyorum. Zaten bu yüzden de Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldığımda bir Orta Doğu ülkesine ya da Asya ülkesine değil Amerika Birleşik Devletleri'ne geldim. Medeniyetin, bilimin, demokrasinin, hukuk devletinin olduğu. Ama Atatürk'ün oluşturduğu cumhuriyet o dönemin koşullarına göre ilerici olsa da Hiçbir zaman bir demokrasi olmayı aslında hedeflememişti. Bir de şey zorlu olmadı dediniz. Oraya biraz takıldım. Yani biraz milletin başına kakarak aslında bu medeniyet ve modernleşme projesi yapılmadı mı? Yani burada biraz ayrışıyorum sizinle. Burada birazcık ara e, parantez açalım. Esas tartışmamız bu değil ama e, hiç dünyanın hiçbir yerinde ...full demokrasi şartlarında bir kalkınma olmamıştır. İngiltere'den kalkıp Amerika'ya gidenler, Hollanda'dan kalkıp Avrupa'dan kalkıp Amerika'ya gidenler de... ...oradaki yerleri yok ettiler, yerini yurdunu sömürdüler, yağmaladılar, o zenginlikleri yakıt olarak kullandılar. Artı olarak yanlarında bildikleri, gördükleri müesseseleri bilimi tekniği de götürebildikleri için hızla da yol aldılar... Japonya'da da Japon İmparatorluğu az önce söylediğim gibi size iç savaş yapmak zorunda kaldı. Direnenlerin milyonlarca insan öldü Japonya'nın iç savaşında. Birbirlerinin kellesini kestiler yeni yola kabul ettirmek için. Atatürk de geldiğinde Atatürk'e karşı direnenler Atatürk'ü demokrasi getirmediği için insan haklarına saygılı olmadığı için direnmiyorlardı. Sen bizi hilafetten kurtarıyorsun. Sen bizi saltanattan kurtarıyorsun. Sen medreselere karşısın diyerek eski düzeni talep ettikleri için, eski düzenden geçindikleri için bunu direnişi sergiliyorlardı. Üçüncü olarak da Atatürk'ün yaşadığı konjüktür dünyanın hiçbir yerinde demokrasi konjüktürü değildi. Atatürk'ün yeterince demokrat olamadığı o konjüktürde Almanlar Hitler'i çıkartmıştı. İtalyanlar Mussolini çıkartmıştı, Rusya'da Stalin çıkmıştı. Herkes Hitler'i konuşuyor, 25 milyon insanı kesti, öldürdü Stalin. Kimse konuşmuyor onu. Hatta böyle Hitler'e karşı zafer kazanmış büyük bir insanlık savaşçısı gibi sunmaya da utanmadan bazıları soyunabiliyor bile. Dolayısıyla o konjüktürde Atatürk olabileceği kadar makul aralıkta kaldı bile diyebiliriz. Tek adam olduğunda kuşku yok. Korkunç mülk servet biriktirdiğinde kuşku yok. Önce yapıp sonra arkadan yasalar gelsin yaptığında kuşku yok. İstiklal mahkemelerinde olup bitenler falan filan. Kürtlere yönelik sözlerinden vazgeçmesi. Alevilere yönelik hareketler bunların hepsini kabul ediyorum. Ama ben Atatürk'ün bilim teknoloji kalkınma hamlesini ve Atatürk'ün Türkiye'yi eklemlediği Batı ittifakının demokrasi ve insan haklarını yaşayarak gördüğümüz gibi doğal olarak beraberinde getireceğini varsaymaktayım ve Paran, düşünüyorum. Parantezde şöyle bir soru daha var. 30'lu yıllar, 30'lu yıllarda o dönemin konjonktürü öyleydi. Ama dünya halklarına ve ülkelerine baktığımızda kurucu liderlerinin ötesine geçip geçmişleriyle yüzleşebiliyorlar. Ama Türkiye'de kendilerini Atatürkçü ya da Kemalist diye e, tanımlayanlara baktığımızda müthiş bir Ermeni meselesinden Kürt meselesine kadar her konuda müthiş bir inkar halinin devam ettiğini, hatta Atatürk'ün çizdiği yol olmasına rağmen Batı'ya karşı bir nefret, bir komploculuk psikolojisinin olduğunu görüyoruz. Bunun, bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Aslında bu, bu söyledikleri e, ya da inandıklarını düşündükleri değerlerle şimdiki halleri müthiş derecede çelişiyor. Ne bir tarihle yüzleşme, ne bir barışma, ne bir onu bazalıp oradan devam etme var. Tam, bir de tam aksine ilginç bir şekilde o batıya karşı müthiş bir komploculuğu aynen İslamcılarda gördüğümüz gibi o Kemalist ve Ulusalcı tayfada da görüyoruz. Öyle değil mi? Çok doğru. Ben de o yüzden programımda büyük bir sabırla ve inatla vazgeçmeden birkaç şey yapmaya çalışıyorum. E, nasıl ki İslam dini, Kur'an-ı Kerim'le Allah kavramıyla dinci sömürgeciliği ayırt ediyorsam inatla ve ısrarla dinciler diyorsam orada da Atatürk'le Kemalist sömürgeciliği birbirine inatla ayırmaya çalışıyorum. Her kesim buna, dindar kesim bunu anladı. Dindar kesim evet kardeşim din başka bir şey. Bu din üzerinden sürdürülen bu sömürgecilik başka bir şeydir diye yavaş yavaş anlıyor şu an. Fakat bu halkın bir kesimi Atatürk'le Kemal Atatürkçülükle Kemalizmi ayrıştıramadığı için sen dönüp de Atatürkçülerin e Hani Cübbeli Ahmet'in tarikatı varsa bizim de Kemalizm tarikatımız var. Cübbeli Ahmet kendi türbeleri varsa çaput bağladıkları bizim de Kemaliz türbelerimiz var çaput bağlamak için noktasındalar. Bu bizatihi Atatürk'ün kendi misyon ve vizyonuna aykırı bir şey. Atatürk kendisi de söylüyordu. Bir gün benim görüşlerimle çağdaş bilim, ört, akıl, örtüşmezse beni değil çağdaş bilimi ve akıllı tercih eder ama konuşudur. Atatürkçülük adında bir rejim ele geçirmiş durumdadırlar. Bakın Sevgi Hanım ben bir şey daha yapıyorum. Bu da benim programlarımın ayrıcalığıdır. Bunu da başka kimseden duymadığınızı sanırım takdir edeceksinizdir. Ben inatla 15 Temmuz'un ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Erdoğan bize o darbe kalkışmasının ne olduğunu anlamamıza izin verdi mi? Hayır. Genelkurmay Başkanını sorgulattı mı? Hayır. MİT Başkanı'nı sorgulattı mı? Hayır. Tam tersi ikisini de promote etti. Ha, daha ha, güçlendirdi. Ee, peki yaşanmamış, başarılmamış, başarısız olmuş, mesulü, sorumlusunun kim olduğu da bizzat Erdoğan tarafından açıklandırtmayan, araştırılmayan bir şeyden siz kendinize göre FETÖ diye bir örgüt çıkartıyorsunuz. Ben de diyorum ki Türkiye'de kendine kemalist diyenlerin başardığı iki tane darbe var. Türkiye'de kendine kemalist diyenlerin başardığı iki tane muhtıra var. Ve Türkiye'de kendine kemalist diyenlerin 1990'larda Türkiye'ye yaptığı soygunlar vardır. Ben sizden o zaman kemalist terör örgütünün mensuplarının kimler olduğunu söylemenizi istiyorum. Eğer darbe yapmak başarılmış darbeleri yapmak, başarılmış muhtıraları yapmak, bir kesimi terörist yapmamış ise şimdi FETÖ'de FETÖ, FETÖ'de FETÖ diye bu onursuz dayatmanın, onursuz zulme aracılık yapmanın mantığı nedir? Ele geçirmişler ve ele geçirdikleri bu düzeni kaybetmemek için onlar da Atatürk'ü kendine sürtüre yapmaktadırlar. Onlar da rekabetten korkmaktadırlar. Onlar da adil unutmayın. Türkiye'nin TÜSİAD'da sembolize edilen büyük sermayesi dünya ile yarışarak bu ölçeklerine ve bu büyüklüklerine gelmiş değildirler. Zaten Türkiye'nin büyük sermayesinin ölçeği mi ölçeği de yoktur zaten. Türkiye'yi dünyada temsil edecek, taşıyacak, dünyada rekabet edecek bir ölçekleri yoktur. Çok arka mahalledeki su birikintileri şeklindedir dünyadaki ölçeklere nazaran. Daha arkadan başlayıp gelen Kore örneğine, Japonya örneğine bakınca bu Bunların da dünyaya adım bile atmadıklarını görüyoruz ama nereden geliyorlar? Sabancılardan, Vehbi Koçlardan, 1940'lardaki Rumları yapılanlardan, Ermenilere yapılanlardan. Dolayısıyla her zor dönemde azınlıkların varlıklarına, zenginliklerine el koyarak, insan kaynaklarını talan ederek, ülkeden kaçırtarak, Bugün Türkiye'nin büyük sermayesinin hepsi böyle bir talanın üzerine devlet tarafından oturtulmuş bir durumdadırlar. İthalat hakları bunlara verilmiştir. Tekelcilik hakları bunlara verilmiştir. Markap fiyatlandırma, tekelci fiyatlandırma hakları verilmiştir. Siyasetçilerle özel ahbap çavuş ilişkisine nepotizme girmişlerdir. Dolayısıyla zaten Türkiye'nin büyük sermayesinin de kendisi böyle bir ortamdan gelmiş durumda biz neden bahsediyorduk? Beni zaman zaman uyarın çok Evet aslında ben önce bu neden Türkiye bu makus talihi yenemedi, kıramadı derken siz aslında alakalı konulardan bahsediyorsunuz. Bir anlamda Türkiye'de medya da devletin oluşturduğu medya, akademi de öyle. Siz sermayenin de aslında devletin oluşturduğu bir sermaye olduğundan bahsediyorsunuz. Evet yani dolayısıyla bizim bu alışılmış bu yapının dışına çıkmamız gerekir. Yani Kemalistler şunu söylüyordu. Kemalistler Atatürkçülük adı altına o sütrenin arkasına gizlenmiş olarak bir ülkeyi gırtlağından tutmuş serbest bırakmıyorlar. Sevgi Hanım ben kendi hayatımdan da biliyorum. Bakın ben programlarımla ne kadar özelleştiri yapıyorum değil mi? E, suçsuz olanlar e, ilk taşı atsınlar. Meydanda linç edilenlere ilk taşı suçsuz olanlar atsınlar. Bu Kemal e, Recep Tayyip Erdoğan dinci diktatörlüğünün ortaya çıkmasında kimse masum değildir. Şu ya da bu şekilde olayın mahallinde bulunuyorduk ve sorumluyuz. E, Kemalist kesim laikçi kesim en büyük öz yapmak zorunda olan kesimdir. Bir, üç tane kızın bir metrekarelik başörtüsü sorununu çözemediği için bir milleti bugün Erdoğan'ın esiri haline getirmişlerdir. İşte o size birinci programımızda örneğini verdiğim taksici amcanın girip de bir daha çıkamadığı girdabın adı tam da budur görse de görmemiş gibi yapıyor. Anlasa da anlamamış gibi yapıyor. Alternatifinin bu beyaz Türkler tarafından yok sayılmak, dışlanmak, ezilmek olduğunu şuur altına oturttuğu için bir daha o eski hatıralarına kendine göre dönmek istememektedir. Benim en kıymetli öğrencilerimden birisi, şimdi siyasette olduğu için adını söylemeyeyim, mezun olduktan sonra TÜSİAD'a gitti. TÜSİAD'da eleman alacaklardı. Hocam dedi benim mülakat yaptılar dedi. Ee, çok mutlu oldular. Beni almak istediklerini söylediler. Ama mutlaka gel ha ee, biz senden çok mutlu olduk dediler. Kutlamak için üstte kafeye çıktık. İçki içmediğimi gördüler ve bir daha aramadılar beni dediler. Ben bunu kendimde bizzat hayatımdan yaşadım. Kimse Vallahi hiç bunu. Olmamızın dönüm... hepimizin yaşadığı örnekler. Yani şimdi de yaşanıyor. İnsanlar unuttuğu için ya da gençler bu dönemleri yaşamamış olanlar bilmediği için sanki sadece bu dönem bu döneme ait baskı varmış gibi düşünüyor ama aslında tersini yaşayan bir kitle de vardı. Dolayısıyla dediğiniz gibi bugünlerin öncüsü sebebi aslında Elbi Hanım vardı. şu an oturup kalkıp Merkez Bankası erozyonunu, faciasını konuşuyoruz değil mi? Peki Merkez Bankası'nın başında tırnak içinde Beyaz Türk e, e, serden geçti görevi bitip gittiğinde Merkez Bankası'nın başına kimi geçirelim tartışmalarını unuttuk mu? Doğuşulmadan sevgili... e, terliklerinin e, haber yapılmasını mı kastediyorsunuz? O evet demek. sevgili Kemalistlerimizin e, çok sevdiği Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı hukuk katliamlarını unuttuk mu? Türkiye'nin London School of Economics'te doktorasını yapan bir bankanın 10 yıldan fazladır genel başkanlığını yürüten Adnan Büyük Deniz gibi çok uyumlu, çok terbiyeli, çok entelektüel, çok iktisatçı, kitap yazmış adamı Ahmet Necdet Sezer karısının başı kapalıdır diye koymadı. İşte Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki tamam dedi siz adnan Büyükdeniz'i beğenmemiştiniz. şimdi size Hamza Yerlikaya vereceğim ben dedi. Bakın bunu herkes içine sindirmek zorundadır bu faciayı. Oyunu koymadılar. Sonra ne oldu? Sonra gitti baş e, e, dursun e, Yılmaz mıydı? Durmuş Yılmaz. Durmuş Yılmaz. Durmuş Yılmaz, Durmuş Yılmaz Merkez Bankası'nın içindendi. O kültürden gelmişti. Kimsenin etlisine sütlüsüne dokunmuş bir adam değildi. Ona ne yaptı o beyaz Türkler? O medya üzerinden e, karısı kapalıymış, köylülermiş, karısı arka bahçede yeşil soğan ekermiş. Ne olmuş? Ben de Almanya'da kara lahana ekiyorum. Ne diyecekler şimdi? E, yok ayakkabılarını kapının girişinde evet. çıkarmak. Hürriyet haber yapmıştı bunu. Evet. Bu adilikleri, bu kemalistler bu laikçiler bu ülkeye yaptılar ve halkın büyük bir kesiminde artık bu kusma aşamasına geldi ve şimdi halk bunu kusmaktadır aç kalıyor ama oradan vazgeçmiyor susuz kalıyor ama oradan vazgeçmiyor o yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de başlattığı öz eleştiriyi özür e, dileme sürecini helalleşme sürecini ayakta saygıyla karşılıyorum umarım sahicidir umarım gerçektir ve o katmanlara doğru gider ve Türkiye halkıyla savaşmaktan o anlamda vazgeçer beyaz tüpler. Çok yani katılmamak mümkün değil dediğiniz gibi bu kabilecilik, bu devletin sürekli kendi halkıyla savaşması bu günleri getirdi. Şimdi de İslamcılar onun intikamını alıp kendilerini devleti yerine koyarak başka bir kesim izliyorlar ve bu döngü devam edip gidiyor. Başka bir alana geçmek istiyorum sorularımda isterseniz zamanımızı da verimli kullanmak adına. Siz son birkaç senedir bir göçmensiniz, zorunlu göçmensiniz. Ben de öyleyim. E, belli bir yaştan sonra başka ülkelerde ikinci hayatlara başladık. Bunun ne kadar zor olduğunu ancak yaşayanlar bilir. Ama aynı zamanda ben kendi adıma böyle bir ikinci hayata yaşama e, şansım olduğu için kendimi e, elbette şanslı kabul ediyorum, her gün şükrediyorum. Çünkü bunun alternatifi hapisti, bunun alternatifi şeytanlaştırmaydı, bunun alternatifi kendi ülkemde terörist ilan edilme, kain ilan edilmekti. Dolayısıyla ben kendi adıma bütün bu zorluklarına rağmen bir göçmen olduğum için memnunum. Bizimle aynı kaderi yaşayan ya da yaşamak için şu an can atan o kadar çok insan var ki bana her gün DM'den nasıl yurt dışına çıkabilirim? Nasıl iltica edebilirim? Adeta ben hukuk bürosuymuşum ya da eğitim bürosuymuşum gibi o kadar çok e-mail ve şey geliyor ki daha doğrusu mesaj. E, hepsine yetişmem mümkün değil. E, ama Türkiye'nin hali ortada. Kaçmak isteyen isteyene. Türkiye'den mecburen çıkmış. Ya da orada artık bir haklı olarak bir gelecek görmediği için çıkanlara sizin kendi tecrübelerinizden yola çıkarak vereceğiniz tavsiyeler nedir? Bu konulardaki gözlemlerinizi de sizden duymak isterim. Ee, tabii bu çok önemli bir soru Sevgi Hanım. Yani hepimiz için bir şok oldu. Fark etmek, gerçeği kabul etmek ve ondan sonra kalkıp düştüğün yerden yürüyüp gitmek son derece önemli hadiseler biz devletimize fazla taptığımız için, devletimizden bu darbeyi yemeyi düşünmeyen kesimlerden olduğumuz için bu okkalı şamar bizi manyağa çevirdi. halbuki Kürtler, bir kısım Aleviler, bir kısım solcular o daya o kadar çok yemişlerdi ki onlar adeta dayak arsız olmuş olarak hiç dizlerin üzerine çökmeden kalkıp koşabilir hale gelmişlerdi. Şimdi ben mesela kendi adıma işlerim yolunda gidiyor. Türkiye'den çıkışımdan iki ay sonra, iki buçuk ay sonra Almanya'da üniversiteden kabul aldım. O süre zarfında burs aldım ve işime, gücüme, ailemi buraya getirdim, birleştirdik. Zaten Türkiye'de malım mülküm yoktu, onlardan kurtulduk. Dolayısıyla kendi adıma yaşamak istediğim bir Avrupa'ya e, kapağı attım ama yine de şu olayları konuşurken e, içimde e, garip duygular oluyor. Olur olmaz zamanda ağlayasım geliyor, duygularım kabarıyor. E, çünkü böyle mi olmalıydı bu hikaye? Çünkü idealistik ben. Amerika'ya gittim, geri döndüm Türkiye'ye. Japonya'ya gittim, geri döndüm Türkiye'ye. Hep bir idealizmle o ülkeye büyük emekler verip onu bir yere taşıma hayali kurmuştuk. Tıpkı 80'lerdeki Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan solcularda olduğu gibi. Sanırım bu duygu yakamı bırakmadığı için duygulanıyorum. Bu idealizmden de kurtulunca rahatlayacağım ve dikiz aynasından geriye bakmayacağım. Bagajımı gidip gelip bagajımda eskilerden ne kalmış diye onu kontrol etmeyeceğim. Yalnız şunu görüyorum. Türkiye'yi terk edenlerin bu dalgada terk edenlerin çoğusu adeta zamanı durdurmak istiyorlar. Yani bir şu vardı ya meşhur mağaradakiler eee eshab-ı keyf gibi mağaraya girip orada yeterince uyurlarsa uyandıklarında dünyanın düzeldiğini, ülkelerinin düzeldiğini, geriye döneceklerini ve kaldıkları yerden devam edeceklerini varsaymak istiyorlar ve çok yanlış yapıyorlar. Ee, farklı bakmak lazım. Hangi değerleri, hangi değer kodlarına inanıyorlarsa buna göre bakmaları lazım. Zulmden kaçmak onurlu bir şeydir. Zulme direnmek de onurlu bir şeydir. Allah'ın arzı geniştir. Özgür olduğumuz yerdir yurdumuz. İnsan olduğumuzu hissettiğimiz yerlerdir yurdumuz. Allah'ın dağları hayran olduğumuz vadiler Amerika'da da var, Almanya'da da var. Ee, çok güzel gökyüzü Almanya'da da var, Amerika'da da var. Ee, dolayısıyla bize bir yeri vatan yapan şey dağlarının şekli, vadilerinin derinliği değildir bize orayı insan hissettiğimiz, kapımız çalındığına gelenin gerçekten de ya posta ya da sütçü olduğunu düşündüğümüz yerdir. Bunu kabul etsinler. Bu bir. İki, kendileri buradadırlar ama bagajlarındaki eski zihniyet kodları devam etmektedir. Kızını okula burada, cimnazyuma göndermektedir ama biyolojik kitabındaki açık kız resminden öğretmenin insan metabolizmasını anlatmasın diye hala kitaptan o sayfayı yırtıp atmaya devam etmektedirler. Kızım o sayfayı görmesin. İşte bir dolayısıyla şunu bırakmaları lazım. Bunu yapanlar Almanya'ya eskiden göç etmiş geleneksel eğitimsiz Türkler mi? Yoksa yani öbür türlü eğitimli son dalgada göç edenlerin bunu yaptığına inanmak istemiyorum ben. Benim gözlemim maalesef yeni dalgada gelenlerin zihniyet kodlarına dair inandıkları dinde beraberinde getirdikleri sorunlara dair ciddi bir sorgulama içine girmeyi reddettikleri şeklindedir. Ee, bunlar e, ortam düzeldiğinde yani şöyle yeni geldiğimiz yerde herkes çok içinde e, e, sevgi hanım. çok insan tamam, davranışları tamam. görüyorlar kurumlardaki insani hareketleri görüyorlar. Avrupalıların insan hareketlerini görüyorlar. Kendilerine yapılan olağanüstü muameleleri görüyorlar ve olumlu anlamda vay anasına ne kadar insanlarmış diyorlar. Fakat bu gözlemleri birleştirerek bir sonuca varmaları gerekiyor. Avrupalıları bu hale getiren şeyin ve kendilerini bu hale düşüren şeyin ne olduğunda karar verip oradan bir çıkışa geçmeleri gerekiyor. Buna geçmiyorlar. Bakınız bu şaşırmalar beş sene sonra bitecek. Çünkü alışacaklar. Hayat böyleymiş diyecekler ve şaşırmamaya başlayacaklar. Şaşırmamaya başladıklarında eğer bugün bu kararı vermemişlerse, yeni bir öğrenme eğrisine geçmemişlerse, maalesef Anadolu'dan kaçarken hem heybelerinde ne var ise o azıklarına, o bilgilerine, o pratiklerine aynen devam edecekler ve dönecekler. Benim iddiam şudur. Bir kere Avrupa'ya gelenler, can hıraş dil öğrenmeliler. Bu konuda Memnuniyet verici gözlemlerim var. İki bu konuda çok hayal kırıklığı yaşıyorum. Şu Avrupa nasıl bu hale geldi? Nasıl yani şöyle diyelim daha provoke edici bir cümle kurmak istiyorum. Din olmadan din herhangi bir din olmadan Avrupa'nın bir dinin bütün hedeflerinin önüne nasıl geçtiğini anlamaya karar vermeleri gerekiyor. Dinsizce bu aşamaya nasıl geldiklerini öğrenmeleri gerekiyor. Onun içinde de mütevazı olarak Avrupa medeniyetini herkesin eli kalem tutan, okuma yazmayı bilen insanlar... Bakın söylüyorum, şu an bu saatten sonra Almanca, İngilizce e, metinler üzerinden, Fransızca metinler üzerinden Avrupa'daki aydınlanmayı insanımızın okuyup anlamasını beklemiyorum. Ama Türkiye'deyken benim mensup olduğum, yakın olduğum camialar o... Avrupa aydınlanmasının medeniyetinin umdelerini zaten Türkiye'de de öğrenmeyi reddediyorlardı. Türkçe bir sürü kaynak var. Gitsinler Türkiye'den o kaynakları sipariş versinler. O sipariş verdikleri kaynakları getirsinler ve burada aile boyu yani 30. kez okudukları bilmem kime ait kitabı okumasınlar bir daha. 45. kez okudukları adamın o chapter'ını, o bölümünü bir daha okumayı bıraksınlar. Öğrendiseler öğrendiler. Öğrenmediyseler belki de oralarda öğrenecekleri bir şeyler yokmuş. Belki de bir daha öğrenme şansları yokmuş. Artık bıraksınlar bu inadı. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okurdan çıksınlar. Hiç tarafına bakmadıkları şu Avrupalı kaynakları önce içlerine sindirip şu kütüphanelerine bir yerleştirsinler. Aynı jelatinli, aynı ebatlı birbirinin tekrarı o kütüphaneleri evlerinden çıkartsınlar, azaltsınlar, yanına alternatiflerini çeşitlendirerek koysunlar, sonra da aralarında bu kitapları okuyup tartışsın. Zoom toplantılarında biraz da bu kitapları okusunlar. Böylece Avrupa'ya entegre olurlar. Böylece Avrupa'yı dilini öğrenirler, kültürünü öğrenirler, iş yapmayı öğrenirler, komşuluk yapmayı öğrenirler. Bir de Allah rızası için şunu söyleyeceğim. Ya ne olur şu Avrupalılara İslam anlatma sevdasından vazgeçsinler arkadaş. Anlatılacak bir İslam yok. Yaşanacak bir İslamınız varsa, dikkat çekecek bir değerler banzumeniz varsa bunu hayatın içinde gösterin. Almanlar sizi merak etsinler, gelsin kapınızı çalsınlar, desinler ki siz bize fark attınız. Siz biz sizin gibi olamıyoruz. Çalışma ahlakında, verimlilikte, organizasyon kapasitesinde, iş yapma tekniklerinde siz nasıl oldu da Türkiye'de ne getirip de bizi geçtiniz diye sorsunlar. Sorarlarsa anlatsınlar artık. Dünyalı olup şu toplumun bir parçası olmaya karar vermek lazım ama lider odaklı toplumlar, camialar olduğumuz için maalesef hiyerarşik yerlerden bunları duymak istiyorlar. Benim demiş olmam beni ayrı kotu yapıyor. Benim demiş olmam beni e, kafayı sıyırmış bir profesör konumuna sokuyor. İlla bir takım üstteki insanlar demezse yapmıyorlar. O yüzden liderlik yapılarının ön plana çıkması lazım. Şu yeni dönemi bu farkındalığı camialarına kendilerini sevenlere anlatması lazım. Artık masanın altından çıkmaları lazım. Garip kuraba insanlara, onların himmetlerine, onların yardımlarının arkasından eski hayatlarını yaşamaktan vazgeçmeleri lazım. Neler olup bittiği gerçekleriyle yüzleşmeleri lazım. Vallahi çok güzel söylediniz. Bence zaten iyi ki ayrı kotusunuz. Böyle ayrı kotu insanların sayısının artması gerekiyor. Ben de sizi zaten bu yüzden konuk etmek istedim. Yani lafınızı sakınmadığınız için. Bence bunlar çok önemli tavsiyelerdi zaten. Teşekkür ederim. Bu yerinde ve çok gerekli tavsiyelerden sonra ben sizin kendi adınıza gelecek planlarınızı ve hayallerinizi merak ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi aslında dünyayı değiştirenler genellikle göçmenler. Yani bugün... Elon Musk'a bakarsanız aslında Güney Afrikalı hani bütün aynı fikirde olursunuz olmazsınız ama bu adamlar gerçekten birer dahi dünyanın tarihini değiştiriyorlar aslında. Siyasetçilerden daha etkililer. Google'u kuranlar öyle. İşte Steve Jobs artık herkes biliyor zaten. İşte bir göçmen ailesinin evlatlık edilmiş bir çocuk. Amerika bir göçmen ülkesi olduğu için ve farklı fikirler açık olduğu için inovasyonda ve diğer alanlarda daha ileri. Dolayısıyla göçmenler için aslında eğer entegre olurlarsa gelecek parlak. Siz kendi adınıza neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz, neler öngörüyorsunuz? Sevgi Hanım bir kişi göçmen olduğu için mübarek, aziz ve yüksek, yüce ruhlu birisi olmaz. Göçmen gittiği yerlere yanında ne getirdiğine bağlı olarak katkıda bulunur ve kendisine iyilik yapabilir. Maalesef diyelim ki Almanlar Türkiye'ye geldiklerinde Hitler zulmünden kaçan akademisyenler İstanbul Üniversitesi'nin, Ankara Üniversitelerinin, hastanelerin, araştırmahanelerin, mühendisliklerin kurulmasına can alıcı katkılarda bulundular. Çünkü böyle bir medeniyet seviyesinden gelmişlerdi. Amerika'ya gidenler göçmendi çünkü Avrupa medeniyetinin birikimiyle gitmişlerdi ve bildikleri bir şeyi kurmaya gittiler. Tesadüfen yaşamaya gitmediler. Şimdi Türkiye'ye gelen, Türkiye'den buralara gelen insanlar buralara katkıda bugüne kadar bulunamadılar. Ee, şimdi gelenler de böyle e, yani örneğin ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyeyim. Ben dedim ki ben sosyal yardım almak için asla başvurmayacağım dedim. Ayıptır dedim. Yani diyecekler ki ben kimse alınmasın bu dediklerimden kendi şahsi tecrübemi söylüyorum. Almanlara şunu dedirtmek istemiyorum dedim. Ya tamam anladık bir sürü insan geliyor garip kuraba. hepsi job center'a gidiyor. Hep sosyal yardım alıyorlar da ya profesörlerin de hepsi böyle ama ya. Ben bu duruma düşmem dedim yani. Ben böyle olsun istemiyorum. Ben tam tersi mümkün mertebe kendi hayatımı kazanmam lazım ve bir an önce de hayatımı kazandıktan sonra vergi vermeye başlamam lazım. Ama dolayısıyla herkesin bu şekilde odaklanması lazım. Öz dilini öğrenip entegrasyon sürecini başarıp birçoğumuz mesleksiz durumdayız Sevgi hanım. Bunu kabul edelim. Türkiye medeniyetinin buraya püskürttüğü insanlar hayatta karşılığı olmayan mekanizmalarda istihdam edilerek hayatını kazanmışlar ağırlıklı bir kısmı devlet memuru olduğu için hayatın çarkların içinde zaten o anlamda bulunmuyorlardı. Dolayısıyla bizim burada yani öğretmen olan kişi eğer öğretmenliğe geçemeyecekse, hakim savcı olan kişi kalkıp Almanya'da hakim savcı olamayacaksa, Dolayısıyla o zaman bunun adı yeniden öğrenmemiz lazım. Önün içinden geçtiğimiz dünya hayat boyu öğrenme dönemi. Bakınız bunun için bir göçmen olmaya gerek yok. Bir Alman da 10 senede bir yeniden eğitim almak zorunda. Çünkü teknoloji paradigmaları, bilgiler, görgüler her şey çok büyük bir hızla değiştiği için 10 sene önceki cep telefonu çöp olduğu için 10 sene önceki bilgisayar hiçbir sorununu çözmediği için herkes sürekli öğrenme içinde olmak zorunda. Onun için buraya ben akademisyen olmasam ben bahçe tasarımcısı olmak isterdim. Hemen gidip bir senelik bir Almanların yardımını alıp bir bahçe tasarımı öğrenmek ve çok mutlu olduğum bahçe işlerine girmek isterdim. Herkesin dil öğrenip bir an önce yeni bir meslek edinmek üzere hızla bir kenarda beklemeyip Kimsenin merhametini beklemeyip, merhametine sığınmayıp, job center'a boynunu bükerek gidip para almayı içine sindirmeyip bu eğitimden geçip hayata başlaması lazım. Buna karar verdiğimiz zaman özgüvenimiz artacak. Bulunduğumuz toplumada helalinden kazanıp entegre olduğumuzu görmenin hazzını ve mutluluğunu duyacağız. Buna önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ben kendi adıma açık söyleyeyim bu. Bu odaklanmanın içerisinde çok can hıraş bir çaba sarf ettim. Hayal kurabilmek çok önemlidir. Hayal kurabilmemiz için herkesin bir mesleki eğitime arzusunun isteğinin olduğu bir mesleki eğitime dil öğrendikten sonra başlaması lazım. Ben hayallerim açıkçası şuydu. Ben bu Monster'daki programlarıma başlarken bu beni motive etti. Ben e, dinci bir kesimden, dinci bir mahalleden gelmiş olarak suçluyum. Türkiye'nin bu hale düşmesinde şu ya da bu şekilde Kemalist laikler kadar olmamakla beraber benim de sorumluluğum vardır. Onun için ben bu programlar üzerinden herkese faydalı olacak vicdanını harekete geçirecek bir öz eleştiri vermem lazım. Ee, geldiğim bu kıtadaki insan haklarını, demokrasiyi, bilimi savunan bir ahlaki yapıda olmam lazım ve halkımızı bu gerçeklere uyandırmam lazım diye kendime böyle bir misyon biçtim. Bir şey daha yaptık. Ee, arkadaşlarımızla birlikte şimdi Brüksel'de bir akademik araştırma merkezi kurduk. Ee, bu akademik araştırma merkezinde e, demokrasilerin altını uzun vadede oyan ee, insan hakları rejimini yok eden, serbest piyasa mekanizmasını yok eden, seçimle gelen ama seçimle bir daha gitmeyen yapıların niye ve nasıl ortaya çıktığını araştırmak üzere ve bu konuda ülkelere raporlar yazmak, uyarılarda bulunmak üzere bir akademik araştırma merkezi kurduk. Bunu şimdi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kendi adıma ben böyle yeni dünyada, entelektüel dünyada, akademik dünyada bu yapıyı kurmaya, burada ürün vermeye çalışıyorum doğrusu. Aslında bu şekilde üretmek de insanın içinde yaşadığı tramvayı aşmasına da yardımcı oluyor ve geçmişe takılıp ah vah ederek günlerini, aylarını kalan zamanını geçirmesini de engelliyor. Bence gayet iyi de yapıyorsunuz. İyi ki yayınları programları da yapıyorsunuz. Dediğim gibi programın ilk bölümün başında dediğim gibi sizi dinlerken ekonomi bilen bir vaiz dinliyor gibi oluyorum. Kendinizi dinleten bir tarzınız var. Belki İmam Hatip eğitiminin verdiği bir fayda varsa belki budur diye de bir espriyle karışık son yorumumu da yapmak isterim. Doğru, doğru. Böyle bir boyutu var. İmam Hatip'in hatiplik konusunda adından da belli olduğu gibi hatiplik performasyonu kazandırdığını kabul etmemiz gerekiyor. Peki, çok çok teşekkür ediyorum bu içten açık sözlü sohbetiniz için. Zaten benim için de en önemli şey bu. Samimiyetinizin izleyicilere geçtiğini de düşünüyorum. O yüzden de izlendiğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli zamanınızı ayırdığınız için yeni kanalınızı tebrik ediyorum. Kanalınız gittikçe ses getiriyor. Bu farklı sorular, kont gerçek gazetecilik sorularıyla, emek verilmiş sorularla bu röportajları yapmaya devam ettiğinizde sizin marka değerinizin de hızla artacağını hissediyorum. Beni davet ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.